Cezayir ve Mısır Masonların en çok olduğu ülkelerdir. Evet, söyledim. Ve Darwinizm ve materyalizmin de ve sosyalist düşüncenin de en yaygın olduğu iki ülkedir. Sosyalist, Darwinist eğitimin, materyalist eğitimin neticesinde gençlik bu hale gelmiştir. Allah'tan korkan, maç için, kim kimi yendi mantığı için birbirini kırıp geçirir mi? Allah'tan korkar. Yani bir de çok komik bir şey, yani bir tahtanın arasından bir meşin, şişmiş top geçecek. Onun için hadise çıkartılacak ve onun için insanlar birbirini öldürecek. Kimin işte kalesine bu meşin, şişmiş meşin top kaç defa geldi gitti. Onun hesabını yapacaklar ve ona göre de arbede çıkaracaklar. Aklı başına bir insan yapacağı bir şey mi şu? Da hiçbir çıkarları da yok hocam bu noktada. Ya nedir yani, nihayet şöyle bir, değil mi? Evet. Deriden şiştirilmiş bir top ve üç tane tahtanın arasında, filelerin arasında yuvarlanıyor top. Kime daha fazla o top geldi gibisinden arbede çıkarıp birbirlerini yerle bir ediyorlar ve öldürüyorlar. Bu çok büyük bir rezalettir. Mısır'da ve Cezayir'de Masonların bir aldıkları neticedir. Geçenlerde Masonlar, Darwinistler toplandılar Mısır'da. Masonların ayrı toplantısı oldu. Darwinistlerin ayrı toplantısı oldu. Ne yapacağız bu Harun Yahya olayına karşı? Mısır'da da Darwinizmi yerle bir ettiler. Diğer İslam ülkelerinde de yerle bir ettiler. Buna nasıl çözüm alabilirdi? Bunun paniği içindeydiler. Toplantı yapalım ama toplantıdan da bir şey çıkmadı tabii. Bizim yapacağımız tabii Mısır'daki kardeşlerimize, Cezayir'deki kardeşlerimize daha fazla ulaşıp oralarda da Darwinizmi, materyalizmi tamamen bitirmek. Evet. Yani Darwinizmi, materyalizmi bittiği yerde İslam güneşi bütün sıcaklığına, bütün gücüne yayılıyor. Evet. Hristiyan, evanjelik, masonlar, yine Mısır'da, Cezayir'de ve Türkiye'de de bulunan mason, Müslüman alimler, bir kısım mason, Müslüman alimler ittifak halinde Hristiyanları ve Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Mehdiyet'in olduğu yerde bu oyunu yapamazlar. Bu çoktan bu geçti. Yani mümkün değil. Mehdi onları toz duman eder Allah'ın izniyle ve ediyor ve edecek, göreceksiniz. Hiçbirinin gücü yetmez. Allah diyor onlar bir tuzak kurdular. Ben de bir tuzak kurdum. Benimki daha çetin diyor Allah. Allah'ın tuzağına düştüler şu an. Evet. Ve kıvranma şeklinde şu an. Sadece kıvranıyorlar. Hiçbir oyun oynayamazlar. İnşallah. Musevilerle de dostluğumuz oluşuyor. Oluştu zaten. Hristiyanlarla da öyle. Onlar hepsi bizim canımız ciğerimiz, kardeşlerimiz. İnşallah hepsi Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlarda da inşallah o teslis inancı son bulacak. Mesih'in gelmesiyle hepsi birlikte Müslüman olacaklar. Hepsi bizim can ciğer böyle kardeşimiz olacaklar. Maşallah. Buna çok az bir vakit kaldı. Potansiyel Müslümanlardır. Çok kısa süre sonra olacaklar. Görecekler inşallah.